Peki 1915 olayları ile ilgili başbakanın yaptığı açıklama. Başbakan dün taziye mesajı yolladı. Bu bir ilkti. İlk kez bir başbakan acılarınızı paylaşıyoruz dedi. Ve acılarınızı, yaşadığınız acıları anmanızı da anlayabiliyoruz dedi. Yani buna saygılıyız dedi. Ortak acı ifadesini kullandı. Nasıl karşıladınız açıklamayı? Hocam ben LDP başkanı sıfatımla 2008-2010 arası 5 defa Ermenistan'a davet edildim. Onları da uyardım ha. Ben mecliste falan temsil edilen bir adam değilim. Beni niye devamlı çağırıyorsunuz? Ve gitmeden önce de şart koştum. Ben dedim babam doğmadan önce olmuş olaylar hakkında yorum yapamam. İzlemediğim bir maç hakkında yorum yapamam. Sizinkiler diyor ki soykırım oldu, bizimkiler diyor ki olmadı. Şimdi orada akademisyeni, milletvekili, garsonu, otobüs şoförü, öğrenci herkesle konuştum. Defalarca gittim oraya. Geldikten sonra da Cumhurbaşkanı Gül'e dedim ki size diplomatın, bürokratın veremeyeceği bilgileri verebilirim. Birebir oturduk bir saat kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nı da bilgilendirdim. Şimdi Ermeni toplumunda bir travma yaşanıyor. Sokakta 10 kişinin 6'sı 7'si ailem bu felaketten payını aldı, yaşadı. İşte Türkiye önce özür dilesin falan filan. Şimdi başbakanın ben dikkat ediyorum. Başbakan sembolik bir jest yaptı. Bence Batı'daki imajı çok zarar gördü başbakanın. İmaj çalışması mı? İmaj çalışması benim. Niye? Daha önce de benzer işaretler gelmişti. Mesela Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tehcir sırasında yaşananlardan İttihat Terakki sorumludur. Yanlış şeylerdi demişti. Evet. Başbakandan önce yani bunun işaretleri gelmişti ki başbakanın metninde de tehcirin gayri insani sonuçlar doğurduğu da yazıyor. Çünkü şimdi Ermeniler diyor ki o bir tehcir değil, ölüm yolculuğuydu. Şimdi hani felaket yaşandığı kesin. Bunu başbakan da biliyor. Ama Müslüman Osmanlıların da çok büyük fatura ödedikleri, büyük bir zulüm yaşadıkları Doğu Anadolu'da o da kesin. Şimdi ben 2009'da Ekim ayı bir gazete bunu yazdı. Ben önerdim. 2015'e 6 sene kaldı. Bu kozu bilhassa diasporanın eline bırakmayalım. Yaşanan ortak felaketi 100. yıl dönümünü ortak anma yılı ilan edelim. Anıt mı yapacağız, tören mi yapacağız, anacak mıyız, ne yapacaksak bunu Ermenistan'la birlikte beraber yapalım diye önerdim. Başbakan bunu dedikten sonra dikkat edersen hemen Karabağ konusuna bağladı. Karabağ'da çözüm olmadan ilişkiler normalleşmez dedi. Evet, hala da aynı şeyi söylüyor. Karabağ'da çözüm olmaz kardeşim. Ben sana birebir niye? Ermenistan'da parlamenterlerin bana söylediklerini farklı partilerden böyle yuvarlak masanın etrafında konuştuklarımızı. Ki taşnakçılar içinde miydi taşnak? Tabii onlar da içinde. Onlar da vardı. Onlar da için. Diyorlar ki Ermenistan diye bağımsız bir ülke yok hocam. Siz bizimle görüştüğümüz zaman Rusya ile Moskova ile görüşüyorsunuz. Tamam mı? Kabul ediyorlar onu. Bak aynen birebir aktarıyorum. Putin bugün Sarkisyan'ı çağırır, bir odaya kapatır, suratına iki tokat, aynen kelime kelime aşk eder ve der ki yarın Karabağ'dan çekileceksin dediği anda Ermenistan çekilir. Emredersin der çekilir. O zaman Türkiye'nin diplomasi adresini değiştirmesi gerekiyor. Rusya ile bu işi çözmesi gerekiyor. Rusya bu problemin çözülmesini istemez, bitmez. Sen Erivan'a girerken havaalanında pasaportun Moskova'ya sken ediliyor, gidiliyor, taranıyor. Oradan yeşil ışık gelirse giriyorsun. Ermeni ordusu, Ermeni telekomünikasyonu, her şey Rusya'nın kontrolü altında bir. İkincisi, ben şöyle dedim. Ya Karabağ'ın bir mahallesinden, bir köyünden çekilin de Türkiye'nin eli rahatlasın. Madem normalleşme istiyorsunuz normal. Bak birden fazla insan ben çünkü dediğim gibi konuştum çok güzel. Böyle yapıyor. Sokaktaki adam asla diyor.
Ermeni tarihinde ilk defa diyor Karabağ alarak toprağımızı genişlettik, toprak kaybetmedik diyor. Onlar için bir onlar kazanç, için bir milat. Zafer. Evet, ilk defa bilmem kaç bin yıllık tarihimizde diyor toprağımız genişledi, toprak kaybetmedik. Onun için diyor bunu hiçbir siyasetçi dile getiremez diyor. Getirirse o ülkede kaybeder yani. Şimdi ben bu verileri verdikten sonra Karabağ'a bak Minsk grubu diye bir şey var biliyorsun. Sovyetler, Fransa, Amerika falan. Yıllardır konuşurlar konu. Bir milim ilerleme yok. Var mı? Yok. Karabağ meselesinde bir gram yok. Değişme yok. Yok. Ha, şimdi Erdoğan ne diyor? Bu ikinci söyleyişi Bakü'de parlamentoda da ne dedi? Karabağ çözülmeden ilişkiler normal, normalleşmez dedi. Bu kadar dün ne? Resepsiyonda da aynı şeyi söyledi. Aynı şeyi söyledi evet. O şeyden sonra. Dağlık Karabağ ha, Ermenileri bu laflar kesmez. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de ne kadar Mustafa Kemal Atatürk portresi görürsen Erivan'da, Ermenistan'da, kırsalında da devlet dairesinde, kütüphanede, efendim iş yerinde, esnaf lokantasında bile bir harita var. Büyük Ermenistan haritası. Karadeniz, Pontus, bizim doğuda 12 vilayet, Büyük Ermenistan, Batı Ermenistan. 2011'de Sarkisyan'a bir öğrenci soruyor. Batı Ermenistan'ı da alacak mısın diyor Karabağ'dan sonra. O da diyor ki benim neslim görevini yaptı, sorumluluğunu yerine getirdi, Karabağ'ı aldı. Her neslin kendine düşen görevi evet, var. Yani benden sonra bu iş sizin diyor. Benden sonra da ağrıyı almak sizin göreviniz gibilerden bir laf ediyor. Ermenistan çok çok fakir bir ülke. Fakat bu fakirliğin verdiği bir gurur var, bir onur var. Ve burunlarından kıl aldırmıyorlar kardeşim. Zaten başbakanın bu açıklamasına diaspora da çok sert tepki gösterdi. Yine hani evet, dedi yani. Ki ya bunlar hikayedir dedi. Bugün Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da inkar suçun devamı niteliğindedir açıklaması yapıldı. Ha, yani şey hani evet, hiç evet. De tatmin etmedi. Yani gayet açıklamayı da ben çok insani buldum, çok vicdani buldum ama hı-hı. Ne diasporayı tatmin etti ne de Ermenistan hükümetini. Şimdi şey söyledim. Bak bugün bir olumlu bir şey gördüm. Hani biraz bu konuya hakimsem eğer. Sarkisyan konuşmasında o dönemde Ermenilere yardımcı olan Türklere teşekkür etti. Bu bir ilerleme. Bu bir çok ilerleme. Önemli bir şey. Evet. Çünkü 2009'da oraya gittiğimde herkes bana bir mezalim, zulüm hikayesi anlatıyor. Nenemi öyle öldürmüşler, dedem şurada ölmüş, kuzenim burada ölmüş falan filan. Fakat herkesin bu hikayeden sonra virgülü koyuyor diyor ki ama diyor komşularımız. İşte bebekleri saklamış, neneme dedeme şey vermiş, Türk giysileri vermiş, yiyecek vermiş, hayatını riske atmış, onları korumuş. Onlar da unutmamışlar. Ha, onları. Peki diyorum kardeşim şeyi dile getirdiğiniz kadar şu yaşanan zulmü, bunları da niye dile getirmiyorsunuz? İnsani yönü şey olsun hani Türkiye'ye olumlu mu? Aa, diyor bu siyasi olarak kabul edilebilir değil diyor. Ha, o noktadan buraya gelmek peki Sayın Toker siz o kadar konuştunuz, defalarca gittiniz Ermenistan'a, milletvekilleri, parlamento hepsine oturdunuz. Çok bunlar çok şey tanımlardır ama soykırım denilebilecek düzeyde bir Ermeni halkının yaşadığı bir kitlesel mağduriyet söz konusu mu sizce? Evet, travma geçiriyorlar. Ve buna soykırım diyebilir miyiz buna? Ben demem. Ben kanıt isterim. Hani başbakanın da bir lafı var. Yani soykırımı olup olmadığına tarihçiler karar ama, verir diye. Ama ya şimdi Obama gibi büyük felaket demeyin. Yani bir ton şey dinlediniz orada. Yaşanan bir acı, bir katliam, sistematik bir göç sırasında yaşanan ölümler, cinayetler, bu tür şeyler. Herkes bir şey anlatıyor diyorsunuz. Nenem şöyle kesildi, büyük babam şunu yaşadı, bunu yaşadı. Bu soykırım denilebilir mi buna? Tekrar ediyorum. Ben demem diyenler var. Ben daha fazla, yani ben onlara şunu söyledim. Bak müthiş bir felaket yaşadığınızdan eminim. Ama soykırım çok ağır bir iddia. Yani o evet. Nazi filmlerinde gördüğümüz evet. Şeyleri düşününce. Oraya belki duygusal olarak kendimizi o kategoriye koymak istemiyor olabiliriz. Ama ben onlara şunu söyledim. Bunu gazeteye haber yaptılar. Nenem babama anlatmış. İşte büyük annem
anneme anlatmış demekle soykırım ispat edilmez. Ben oradaki soykırım müzesini ve anıtını bir öğrenciyle beraber blücünü giydik, gezdik bir gün öğleden sonra boş vaktim. Kanıtlar var mı müzede? Şimdi ona geleceğim. Müzecilik. Ermeni çocuk Erivan Üniversitesi'nde çıktı, dedi ki Bay Toker dedi. Yani ben Ermeniyim dedi ve milletimi, vatanımı çok seviyorum ama ben bile ikna olmadım dedi şurayla dedi. Niye müzede yeterli kanıt yok mu? Ya fotoğraflar vesaire vardı. Var da Türk mü Ermeni mi? Yani nereden işte o onu yazmış, evet. Otentik mi değil mi? Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunun tavrı bunu açığa kavuşturacak imkanları yer veriyor. 2005 yılında biliyorsunuz dediler ki geçmişle yüzleşelim. Daha ne yapacak parlamento? Ama bir şey daha dedi parlamento, protokolde de vardı. Bir komisyon, ortak tarih komisyonu. Evet. Ermeniler bunu istemedi. İstemiyorlar. Ve ben sana şunu söyleyeyim. Yani Ermenileri... Mümkün değil değil mi? Yani ikna etmek bu konuda. Sen kabul edeceksin, özür dileyeceksin, tazminat ödeyeceksin. Bir şey daha var. Buna bütün kalpleriyle... Bir de toprağımızı verin diyecekler. Bu kadar. Evet. O psikolojiyi anlayabiliyorum. Şey yapıyorum. Sen bugün Kürtlere demin konuşuyorduk. Özellik bilmem ne verelim. Hani yarın en kötü senaryo olsun. Evet. Kürtler biz özelliği aldık. 20 sene sonra da bir sabah Hırvatistan gibi ayrılıyoruz. Bağımsızlığımızı ilan. O sabah Kürt-Ermeni savaşı başlayacak. Çünkü bu sefer o topraklar... burası benim diyor adam. 12 vilayet benim diyor. İşte Muş'u, Bingöl'ü, Ağrısı, Van'ı, Kars'ı, Bitlis'i... Sayın Toker, toprak vermekle bu işler çözülür mü? Yani bu halkları nasıl barıştıracaksın? Kürt, Ermeni, Türk, Arap, Suriyeli ne? Yani o kadar karışık ki şimdi ne olacak? Nasıl çıkılacak işin içinden? Şimdi ona da cevap vereyim. Özgürlükle ve refahla. Önce adaleti getireceksin. O adaletle bütün özgürlükleri koruyacaksın. Ermeni meselesini özgürlükle nasıl çözeceksin? Özgürlükle çözebilirsin. Nasıl olabilir? Örnek size vereyim sana. Ya dediniz hani soykırımı kabul etmeden, tazminat ödemeden bu halkı ikna edemezsiniz örneğini diyorsunuz. Örneğini vereceğim sana. Bunun ufak ufak da tecrübeleri yapılıyor. Şimdi bütün dertleri adam yerine konmak. Hani şu bari şeyi açın, sınırı açın, diplomatik ilişki. Evet. Ben onlara derim ki hakikaten buna inanıyorum. Türkiye'nin yönetiminde ben söz sahibi olsam bırak sınırı açmayı, sınırı kaldırırım. 2,5 milyon topu topu nüfus. Ve her geçen gün azalıyor. Nasıl bir fakirlik var biliyor musun? Şurada aldığın bakkaldan kraker yok kardeşim orada. Evde yapılmış hamur işini satıyorlar marketlerde, bakkallarda. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış otobüsler, belediye otobüsü hala Erivan'da çalışıyor. Böyle bir bit pazarını gezdi. Biraz da Rusya o fakirliği etti ya. Onları. Tabii yani... onu da şey yapıyor. Ha, ben dedim bana kalsa ben bu sınırı kaldırırım kardeşim. Pasaport bile istemem. İsteyen Ermeni gelsin Türkiye'ye. Tıpkı Gürcistan'a yaptığımız gibi. Suriyelilere yaptığımız gibi. Gel gir yerleş İstanbul, Ankara, her yer. Ben sana garanti veririm. 2 gün sonra Ermeni askeri dizilir oraya. Türkiye'ye geçeni vururum der. Çünkü Ermenistan diye bir ülke kalmaz. Neden? Halkın ilgisi de olur Türkiye'ye. Gelir Ağrı'ya, Van'a bir çayını içer. Adam ölüyor ya Türkiye için. Çünkü aşk ve nefret şeyi yaşıyor yani. Ama şey daha fazla basıyor. Aşk yani Türkiye'yi merak ediyor. Sadece nenem nerede yaşamış değil. Şimdi diasporayı alıyorlar, Kayseri'ye getiriyorlar. Muş'a getiriyorlar. Sanıyor ki diaspora, orada Fransa'da yaşayanlar, Los Angeles'ta yaşayanlar. Orada bizi... Kötü karşılayacaklar. Bunlar katil, bunlar nenelerimizi kesmiş. Abi bakıyorlar, yaşlı insanlar bunların elinden tutuyor. Senin diyor deden burada otururdu, burada tavla oynardık, burada kahve içerdik. İşte şurada otururdunuz, işte burada nalbanttı, burada esnaftı falan filan. Bu kafa karışıklığı da başladı yavaş yavaş. Bunu zaman içinde şey yaparsın. Ben Kürt meselesinde de adalet ve özgürlükle Kürtleri kovsan gitmeyeceği, burayı cazibe merkezi yap. Parayla değil bak. Para Suudi Arabistan'da, İran'da da var. Evet. İnsan adalete ve özgürlüğe gider. Onun için herkes Almanya'ya, Hollanda'ya gitmeye çalışıyor. En fanatik Müslüman bile tamamen ters kendi yaşam tarzına. İran'da Türkiye'ye geliyor. İran'da Amsterdam'a mesela gitmeye çalışıyor. Sen bu şeyi verdiğin zaman refah ve adalet ve özgürlük sonunda refaha da getirir. O zaman sen ne Ermenistan tutabilirsin, ne soykırım, ne bir şey.
İşte Amerika'da yaşayan Türklerle Ermeniler birbirine giriyor mu? Neden? Ya, adamın öyle bir derdi yok. En fanatik Ermeniler orada. Ama sorun çok yok. Çok net bir çözüm önerisi var Liberal Demokrat Parti'nin ben, Ermeni kesinlikle. Sorununa ilişkin. Sınırı tamamen kaldırın, pasaport vizeyi kaldırın. Ben bu sorun kendi kendiliğine çözülecek Azerbaycan'a diyorsunuz. Azerbaycan'a nasıl anlatırsın o ayrı mesele. Ya Azerbaycan, Azeriler hani ikna edilebilecek olgunlukta Azeri hükümeti öyle görüyorum. Ben o kadar şey... Yani tamam aşırı milliyetçi bir tavrı var hükümetin. Aşırı milliyetçi milletvekilleri var. Türkiye'ye konferanslara geliyor dinliyorum. Tüylerim diken diken oluyor bazen bazı konuşmalara. Müthiş bir silahlanma evet. var. Karabağ konusu ulusal onur meselesi yapılmış. Evet. Her iki tarafta onu neredeyse yapıyor. Gerilla mücadelesi vermeye yakın fikirler falan da okuyorum, kesinlikle. Dinliyorum. Ama Azerbaycan'ı da ikna edersiniz. Yani ne olursa olsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela sen eleriz dersen sana veririm o görevi. Ben ikna gerisini ederim. Gerisini bana bak. Sen ikna et. Ben Aliyev'le oturayım masaya tamam. Şu var ama şimdi bir yanda Ermenistan'la sen kapılarını açarsan diğer yanda Azerbaycan'la da açacaksın sınır kapılarını. Doğru. Bugün Azerbaycan'a vizeyle gidiyorsunuz ve çoğu arkadaşım anlatıyor diyor ki almıyorlar diyor. Azeriler de Türkleri almıyor ülkesine. Vizede var. Zorluk çıkarıyorlar. Yani şimdi bütün bu sınırların kalkması gerekiyor. Nasıl Suriye ile işte Irak Kürt yönetimiyle sınırlarda kalksın vesaire yani. Etrafımızdaki sınırları kaldırdığımızda siz diyorsunuz ki otomatikmen Kürt sorunu da çözülür, Ermeni sorunu da çözülür. Hepsi kendi kendiliğinden çözülür. Yani adalet ve özgürlük yani, geldi zaman. Şimdi ülke güvenliğini de göz ardı etmiyor. Yani pembe tablo ya, güzel. Sınırı kaldırıp da hadi gelin demeyeceksin. Yani Dingo Nahırı'na çevirmek gerekmiyor. Ama Ermenistan 2,5 milyon nüfus böyle bir Türkiye'ye kültürel büyük bir tehdit bağ oluşturacak. Var. Evet, bir şey yani onları mutlu etmek, şey yapmak açısından olabilecek bir şey yaparız.